Herkese tekrar merhaba. Uzman Doktor Özlem Kızılkurt'la birlikte düzenli olarak yapmış olduğumuz Psikoterapi Aynısı programının bugün 7. bölümünde sizinle birlikteyiz. Bugün çok değerli bir konuğumuz var. Üsküdar Üniversitesi NEPE İstanbul Ametem Klinik Şefimiz Profesör Doktor Nesrin Dilbaz hocamız bizimle birlikte. Kendisiyle biz uzun yıllardır çalışıyoruz. Çok da kendisinden şeyler öğrendik. Çok güzel bir ekip olarak çalışıyoruz. Bugün kendisini konuk edelim istedik. Bugün bağımlılıkla ilgili konuşacağız. Bağımlılık nedir? Aileler neler yapması gerekiyor? Neler yapmamız gerekiyor? Bir bağımlı yakınınız varsa nasıl yaklaşmanız gerekiyor? Ya da bağımlı yakınınızı yatışa nasıl yönlendirmeniz gerekiyor? Hangi tutumları sergilemeniz gerekiyor? Biraz bu çerçevede konuşmak istiyoruz bugün hocamızla birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkürler. Öncelikle kutluyorum sizi. Teşekkür ederim. Çok güzel bir program yapıyorsunuz gerçekten. Yani izleyiciler için son derece verimli, son derece bilgili. Onun için hani gerçekten böyle bir ekiple birlikte olmak da benim için de büyük bir gurur kaynağı. Davetiniz için de teşekkür ederim ayrıca. Çok sağ olun hocam. Biz şimdiye kadar hiç bağımlılıkla ilgili konuşmadık. Aslında yani Ahmet'le ikimiz bağımlılığın ekibiyiz hastanede ama ilk defa bağımlılık konuşuyoruz. İlk bağımlılık konuştuğumuz gün de sizin bizimle olmanıza çok mutlu olduk. Yani ekip olarak konuşmak bizi çok mutlu etti. Çünkü biraz da çok şey bilinmeyen bir alan aslında. Yani biz şimdiye kadar hani ilişkilerden konuştuk ya da genel psikiyatriden de konuşuyoruz ama bağımlılık biraz daha böyle izole, insanların çok bilmediği ya da karşılaştığı zaman çok kaygılandıkları da bir alan, özellikle ailelerin. Bir de aslında bugün bunu konuşmayı düşünürken şunu da düşündük. Yani biz klinik olarak ama tam kliniği olarak aileleri çok fazla işin içerisine alan bir kliniğiz aslında. Yani bir taraftan da bunun da farkındayız. Yani hastalarımızla çalışırken bir taraftan da çalışmamızın bir kısmını ailelerle yürütüyoruz ve onlara da hem eğitim veriyoruz hem onlara da destek veriyoruz. Biraz onları da konuşalım istedik aslında, neler yapıyoruz diye. Teşekkür ederiz hani siz de bize katıldığınız rica için ederim, bugün. Rica ederim. Ben de çok mutluyum gerçekten. Çok doğru, çok güzel bir yerden başlamayı düşünmüşsünüz bence. Hani belki dünya literatürüne baktığımız zaman tabii dünya literatüründe de ailenin yeri, aile terapisi, bağımlılıkta bunlar hep konuşuluyor ama bizim ülkemiz biraz daha yürük bu konuda, bizim kültürümüz diye düşünüyorum. Çünkü kaç yaşında gelirseniz gelin, yani 35 yaşında da 40 yaşında da bağımlının anne babasıyla muhatap oluyoruz bizler. Evet. Doğru değil mi? Yani bunu hiçbir zaman için yurt dışında böyle bir şey göremezsin. 18 yaşından sonra insanlar kendi yaşamlarını devam ettiriyorlar. Doğrusuyla yanlışıyla. Ama bizde büyüse de yani büyümüyor. Yani büyüse de hala bir işte ebeveynin çocuğu olarak hayatına devam ettiriyor. Ve o ebeveynin artı ya da eksi kişinin hayatında son derece önemli bir rolü var. Artı veya eksi diyorum çünkü konuşacağız bugün. Artı neler oluyor, eksi neler oluyor. Onlar da son derece önemli ama Özlemciğim şeyde söylediğin çok önemli. Yani bağımlılık çok fazla konuşulmuyor, dillendirilmiyor. Biraz da stigmatizasyonla ilişkili. Belki şöyle başlayabiliriz bizi izleyenler için. Asla benim başıma gelmez demeyin diyorum ben. Yani çünkü bu hangi ekonomik düzeyde olursanız olun, hangi entelektüel, sosyal düzeyde, işte eğitim düzeyinizde olursanız olun, bağımlılık her zaman için, her grup içinde bir risk taşıyan bir hastalık. Öyle hocam, ben hatta oraya şeyi de ekliyorum. Hangi sosyoekonomik düzey artı hangi, yani inanç olarak nasıl yaşıyorsanız yaşayın. Tabii. Çünkü ben onu görüyorum. Hani biz işte dini eğitimini veriyoruz, işte gerekli yerde kursa gönderiyoruz, işte bizim ailede hiç kimse de bırakın diyor maddi alkol bile içilmez diyen ailelerin maalesef biz çocuklarında ciddi bir bağımlılık madde kullanan görüyoruz. Ve şey söyleyeyim, yani bunun dini imanı yok. Hiç yani fark etmiyor. Hiç fark etmiyor. Eğitim fark etmiyor. Şeyi. Aynen, çok doğru. Biz bile biliyorsunuz, yani söylemekte yarar var. Yurt dışından da çok fazla hastamız oluyor. Evet. Özellikle de körfez ülkelerinden baktığımız zaman işte Katar olsun, Birleşik Arap Emirlikleri olsun, Ürdün olsun, işte Libya'dan, Cezayir'den yani bakıldığında Müslüman olan ülkelerden çok ciddi anlamda bağımlı hasta görüyoruz biz. Yani evet alkol değil belki, alkol de var ama diğer maddeleri görüyoruz. Onun için bence çok güzel, doğru söylüyorsun. Yani bunun dini imanı da yok. Dini imanı da yok. Çünkü bu bir hastalık yani. Sonuçta bir beyin hastalığı haline geliyor bağımlı olduğu zaman. Ve çok güzel tabii kitaplarda da sözü geçiyor. Eğer ailede bir kişi bağımlıysa artık o aile hastalanıyor. Yani ailenin ilişkileri hastalanıyor. Çünkü onun için aileyi konuşmak da çok yerli. O soru aslında aklına geliyor. O zaman bu aileler hani sıkıntı nerede diyorlar. Yani biz bütün eğitimi verdik. Yani din eğitimini verdik. Ya da işte diğer türlü eğitimini ya da her şeyini aldık.
Hiçbir şeyini eksik etmedik. Ben hep bunu söylüyorum. Belki evet. Hocam nokta orada. Mesela şimdi hastamız bize yatışa geliyor. Biz aileyle görüşme yapıyoruz hastanın öyküsünü almak için. Zaten aile çok yorulmuş ve çok panik bir halde geliyor. Yani bizim onları gördüğümüz ilk safa hani buraya nasıl getirdik, nasıl tedaviye ikna ettik ya da nasıl başardık bir yatışı tedaviye ve biz şimdi ne yapacağızla geliyorlar. Biraz kendilerini anlatmaya başladıklarında aynen böyle anlatıyorlar. İşte biz ne istediyse verdik hocam. Ne dediyse yaptık hocam. Biz ne nerede hata yaptık? Diyorum ki bazen burada hata yapıyorsunuz. Ne istediyse vermek ya da ne istediyse almak aslında biraz da... Sınıf şu anki ama ailelerin de en büyük problemi o. Yani hocam da fikrini söyleyecektir. Yani sanki her şey istediği yapılıyor çocukların. Hı-hı. Her şey yapılıyor ve sorumluluk verilmiyor. Doğru. Yani orada bir sorumluluk anlatıyor. Benim hani boncuk çocuklar dediğim çocuklar bunlar biliyorsunuz. Evet. Yani evet. ilgili. Şimdi tabii benim yaşıtlarımla biz hekim arkadaşlar bir araya geldiğimizde tabii konuşmalar sırasında da öz eleştiri yapmakta da yarar var. Yani şimdi bizim yetiştirdiğimiz çocuklar işte X, Y, Z kuşağı diye anlatılıyor. Şimdi bizim yetiştirdiğimiz çocuklar işte X kuşağı ya da Y kuşağı haline geldiler. Şimdi Z kuşağı var elimizde. Yani bunlar tabii oturdukları yerden böyle bir mutasyonla ortaya çıkmıyor bu çocuklar. İşte bizler farklı eksikliklerimiz nedeniyle yetiştirdiğimiz çocuklar var. Sonra onların yetiştirdiği çocuklar çıkacak meydana. Yani şu anda Z kuşağı diye konuşulan kısımda onlar da sonuçta ebeveynlerin yetiştirdikleri çocuklar. Çok doğru. Dün mesela çaresiz de hissediyorlar aileler kendilerini anladığım kadarıyla. Ama bence temel sorun buradan başlıyor. Yani hep hak etmek. Emek vermek. Evet. Yani en önemli kısım burasıyla ilgili. Aile çocuğuna doğduğu andan itibaren hak etmeden, emek vermeden bir şeyleri sunarsa ve çocuk böyle bir şey öğrenirse neyi öğreniyor o zaman? Yani haz almak için, keyif almak için bir şey yapması gerekmiyor. Kendi yapması gerekmiyor. Hazır birileri onun için bir şey yapacak. Yani hep onu bekliyor. Hatta bazen ben ailelere de söylüyorum hastanın danışanın yanında. Akşam soruyorum ne yemek yediniz diyorum mesela. Atıyorum işte fasulye yedim diyor. Şimdi o fasulye diyorum kimin midesinde? Şimdi tabii şaşırıyor önce. Benim midem. Gördün mü diyorum yani senin yediğin yemek senin midene gidiyor. Yani aynı şekilde çocuğunun doyması için sen istediğin kadar fasulyeye çocuğunun midesine gitmesi mümkün değil. Yani somut olarak da çok bakıldığında. Çok sorumluluk alıyor aileler. Evet. Yani ben şey sorusu sorduğumda hani ne kadar buna bir para gerekiyor şimdi maddi almak, temin etmek için. Parayı nereden kazanıyor? Çalışıyor mu? Hayır hocam çalışmıyor. Peki nereden alıyor? Ya biz işte destek veriyoruz. İşte kredi kartını ödüyoruz. İşte arabasını aldık. İşte evini aldık. İşte her ay düzenli para veriyoruz. Ben hep şu soruyu soruyorum. Ya bana hastanın maddi bırakması için bir neden söyleyin. Ya da çalışması için. Ya da bir şey emek vermesi için. Yani neden bıraksın? Hani bir gerekçe söyleyin. Hani ne bedel ödedi bu hasta? Hani ödediği bir bedeli söyleyin bana dediğimde. Aile şey diyor. Hocam bedeli hep biz ödedik. O zaman neden bıraksın? Ama işte çocukluktan itibaren bu böyle oluyor Ahmet biliyorsunuz. Yani biz baktığımızda yani erişkinlikte ya da işte ergenlik sonrasında altına arabayı alıyor ama çocukluğunda ne oluyor? Onun yerine ödevini yapıyor. Aynen. Evet. Ödevini unutuyor anne koştur koştur ödevini götürüyor. Yani bırak götürme. Çocuğun hani zayıf not alsın, sınıfın içinde mahcup duruma düşsün ya da öğretmen kızsın incileri dökülmez. Çocuk yani, çok rahat aslında. Yani bir yerde gerçekten anne baba çok fedakar, çok kaygılı. Çocuk çok rahat. Ben yine hasta yakınlarıma şey diyorum. Hastanız içeride yattı ama siz ondan çok daha kaygılısınız şu anda. Siz ondan çok daha gerginsiniz. O kaygılanmaya başlarsa ve siz rahat olursanız ancak iyileşir bu hasta çok diyorum. Doğru. Çünkü hasta tamam ben işte olacağım tedavimi çıkacağım ve hayatıma devam edeceğim. Yine belki bir gün içerim gibi bir ruh halinde ama aile o kadar kaygılı o kadar panik ki. Bir de belki hocam hani biraz bunu kuşaklarla da dediğiniz gibi çok ilişkili. Yani bizden işte biz X ya da Y kuşağının bir önceki kuşak yani bizim ebeveynlerimiz ya da onların ebeveynleri. Sizin ebeveynleriniz biz. Evet yani o sizin kuşak ya da bir önceki kuşak gerçekten çok daha hayatta belki emek veren, belki daha çok savaş veren, uğraşan ya da bir yerlere gelmek için hani belki sıfırdan başlayıp yani Türkiye'nin şartlarında da emek veren bir aslında şeyden bahsediyoruz, kuşaktan bahsediyoruz. Kendi ebeveynlerim için de bunu söyleyebilirim. Ama biz de öyleydik biraz yani. Biraz bizim kuşak da ucundan sıyırdı. Evet. Ama o kuşak şöyle hissediyor belki. Ben çok hayatta çok uğraştım, çok çabaladım.
çabaladım, çok emek verdim. Çocuğum bunları yaşamasın ve rahat etsin diye bir düşünceyle belki. Yani kim çocuğunun kötü yetiştirmek ya da işte yanlış yapmak ister ki, herkes bunu iyi niyetle yapıyor ya da iyi bir şey sonuç ortaya çıksın diye yapıyor. Böyle bir tutum ve böyle bir davranışla bu sefer ekstra vermeye başlıyor. Yani fazla veriyor. Onun sorumluluklarını kendisi alıyor. Ayağı taşı değmesin istiyor. İşte hiçbir şey olmasın, sıkıntı yaşamasın, okulda da yaşamasın, işte de yaşamasın, işini de ben bulayım, kurayım, her şeyini yapayım denildiği zaman orada problem ortaya çıkıyor. Ben soruyorum, diyorum ki siz diyorum oğlunuzun yaşındayken ne yapıyordunuz diyorum. Hocam ben de evlenmiştim, iş yerimi kurmuştum, çalışıyordum, sabah işe gidiyordum, akşam geliyordum. Oğlunuz ne yapıyor? Hiçbir şey yapmıyor. Neden yapmıyor? Biz yapıyoruz çünkü onun yerine. Denildiği zaman bu sefer hastanın hayatta hedef koyup ulaşmak için çalışması ya da bir şey öğretmesi, böyle bir ihtiyaç hissetmiyor kişi. Çok belki doğru. Problem biraz da buradan kaynaklanıyor. Evet, yani haz odaklı yaşamaktan bahsediyoruz ya genelde. Sonuçta da beyindeki haz yolaklarında bir problem oluşuyor. Yani bunlar bugün yatıyor da sabah kalkınca bu problem oluşmuyor. Çocuğun gelişimiyle birlikte tabii ki bazı risk faktörleri, biyolojik faktörler var. Buna aksini söyleyemeyiz. Çoğumuz bu alanda çalışanlar olarak genetik tarafını biliyoruz. Yani hemen hemen sorduğumuzda yaklaşık %60-65 gibi bir oranında birinci derece yakınlarında ya da ikinci derece yakınlarında bir bağımlılık öyküsü olduğu görülüyor. İşte erken yaşta başlayanlarda, miktarı fazla kullananlarda özellikle biz bunu görüyoruz. Ama yetiştirme tarzı çok önemli. Şimdi sadece bağımlılık için de demiyorum. Mesela bağımlıların büyük bir çoğunluğu erkek, yaklaşık %95'e %5 gibi oran görüyoruz. Diğerinde de şimdi bunu söylerken bana onu çağrıştırdı Özlemciğim. Mesela geliyor da hani evlilik problemleri konuşulurken de çünkü bağımlılıkla uğraşıyoruz ama tabii ki biz psikiyatristiz. Evet. Başka alanlarda da danışanlarımız oluyor. Mesela 30 yaşında yeni bebeği olmuş. Şimdi kızın annesi diyor ki ama hocam bakamaz. Ya ben soruyorum mesela sen kaç yaşında çocuk sahibi oldun? 23, 24. Peki nasıl baktın? Yani şimdi duruyor. Evet haklısınız, bakamaz diyor çünkü bakamayacak gibi yetiştiriyor. Evet. Ya da bakarım özgüvenini vermeden yetiştiriyor yani sonuçta. Aynı şekilde geliyor. Mesela bir örnek verebilirim. Dün daha görüştüğüm bir aileydi. Onun için bunu paylaşmak isterim gerçekten. Esrar kullanan bir oğulları var. Yani ailenin maddi durumu iyi ama şöyle iyi. İnanılmaz emek vermişler. Yani çalışmışlar, çabalamışlar ve hala çalışıyor. Sıfırdan ama. Sıfırdan bir iş kurmuş adam ve çok çalışıyor. Hala da çok çalışıyor. Üç tane çocukları var. Ortanca da babayla yaz tatillerinde gidiyor, çalışıyor. Şimdi bunun için babanın söylediği şey şu. Hocam dün diyor konuştum. Yani çok da güzel bir şey anlatıyor. Yani çocuğumla ilişki kurdum, konuştum. Dedim ki diyor. Tamam oğlum, madem ki kullanacaksın ben alayım senin esrarını dedim diyor. Yani gitme oralara, işte gittiği mahallelerden alma, gitme oralara. İşte paranı da vereyim, iş yerleri var, haftada ayda bir hafta gel çalış da demiyorum. Bakın aynı şeyi söylüyor. Evet. Sadece görün orada. Sonra bir hafta tatiline git, arkadaşlarınla gez. Ya dedim niçin bunları söylüyorsunuz? İşte altın arabanı vereyim, aynı cümleyle ilgili. Amaç ne? Yani amaç maddeyi bırakmasını sağlamak mı? Yoksa kendini rahatlatmak mı ebeveynin? Yani buradaki amacınız ne? Bunu sadece şeyi sağlarsınız herhalde. O mahalleden gidip almamasını sağlarsınız. Ama zaten her zaman maddeyle ilişkisi olduğu müddetçe o alt kültürle ilişkisi hayata olacak. Hayata getirmiş olursunuz. Yani kesinlikle çok ve daha rasyonelize ediyorsunuz. Aslında daha bununla konfor alanı sunuyorlar. Hatta evde içsin, dışarıda içmesin. Niye dışarıda başına sıkıntı gelir? İşte torbacıyla o muhatap olmasın. Niye işte zarar ben verir? Olurum. Ben gidip alayım. Öyle benim de çok hastalarım oldu. Gidip de işte torbacıyla kendisi alıyor, temin ediyor, evde iç diyor. Burada aileler herhalde aşırı koruyuculuk, yani şöyle toparlarsak hocam, aşırı koruyucu aile, sorumluluk vermeyen, bedelleri hep ailenin ödediği ve işte ben çok zamanında çok sıkıntı çektim, benim çocuğum işte maddi imkanım da var, rahat etsin diyen aileler şeklinde. Biraz da şey diyebilir miyiz Ahmet, benim yaşıma gelince bunu fark ediyorsun. Aileler kendi güçlerini göstermek için de bunu yapıyorlar. Narsistik yatırım evet, diyoruz yani hocam. Yani gerçekten bunu göz ardı etmemek lazım. Biraz önce Özlem konuşurken bizim yaş grubu için onu gördüm. Yani aynı şey gibi, gerçekten doğru, bizim ebeveynlerimiz çok fazla emek verdi. Benim ebeveynlerim işte tek tabanca çalışılıyor. Aynen. Bütün yatırımı çocuklar, ama çocuklara yatırım derken böyle bir yatırım değil. Okusunlar, meslek sahibi olsunlar, bizden daha iyi olsunlarla ilgiliydi. Ama bizim kuşağa baktığım zaman, yani arabanın markası gibi
çocuğunun ne yaptığı o kadar onun için bir gösterge haline geldi. Hmm. Evet, şey gibi yani sanki kendi çocuğundan değil de kendi kolundan, elinden bahsediyor gibi. Hmm. Kendinin bir parçası gibi övünebileceği bir şeyler olsun diye. Galiba orada biraz Kantar'ın topuzu kaçıyor. Doğru hocam, bölümü bile seçerken aileler, ben onu fark ediyorum. Diyorum ki hangi bölümde okuyorsun? Diyor ki mimarlık, inşaat. Peki sen mi istedin? Hayır, ben istemedim. Neden? Çünkü babam inşaat sektöründe çalıştığı için diyor babam beni mimarlığa gönderdi. Sen istiyordun. Başka bir şey, hani alakası bir bölüm istiyordum diye. Ve çocuk mutsuz, okumuyor. Aile işte diyor ki hocam bu niye okumuyor filan şeklinde. Biraz o kontrolcülük, evet. Biraz o işte narsistik, evet. Yatırım. Aynen, yani hepsi bir arada görüyoruz. Bir taraftan aşırı kontrol var ama diğer taraftan da inanılmaz bir haz alanı, hı-hı, sağlanıyor çocuğa. Galiba orada biraz ödün verme ya da onun sanki faturasını ödüyor ebeveyn. Çocuktan bir şey istiyor. O istediği şeyi alabilmek için vermesi gerektiğini düşünüyor, evet. Ama yanlış şeyler verdiğinin farkında değil. O zaman şeyi de ne yapması gerekiyor hocam? Yani. Ailenin bir çocuk yetiştirirken de çocuk sahibi olurken belki şunu düşünmek lazım. Çocuk sizin eksikliğinizi ya da hayatınızda sizin yapmak istediklerinizi gerçekleştirecek bir birey değil. Yani evet. O sadece sizin yanınızda yürüyecek, sizinle beraber hayat paylaşacak, alıp verecek bir birey. Ama sizin yükledikleriniz ya da sizin yapmak istediklerinizi yerine getirmesi için dünyaya getirilecek bir şey değil aslında çocuk. Yani belki en baştan kişilerin bunu anlaması gerekiyor ama belki hocam dünyanın değişimiyle de alakalı. Yani zaten dünya narsizme doğru gidiyor. Yani son 20-30 yıldır dünyanın en büyük başının belası narsizm. Yani bütün aslında toplumsal narsizm de var, bireysel narsizm de var. Bu da elbette ki bireylere yansıyor aslında. Kesinlikle, yani şimdi bugün hatta sabahleyin okuyordum gazetede o şey Photoshop'lı resimlerden bahsediyorlar. İşte kadınların her zaman evet çok güzel görünmesi gerekliliği ile ilgili. Halbuki yani neden çok güzel görünme gerekli olsun? Orada da insanlara farklı yönlerden değer vermekle ilgili olan bir şey. Mesela şimdi benim bir torunum var. Gerçekten bana çok güzel görünüyor ama bana güzel görünüyor. Yani benim için baktığında dünya güzeli gibi. Ama bir çocuğu daha çocukluktan itibaren çok güzel, yani fiziksel görünüşüyle, güzelliğiyle büyütmeye başlarsanız o zaman onun için en değerli şey o haline gelecek. Onunla birlikte başka meziyetleri de öğretmemiz gerekiyor. Hı hı. İşte bu kabullenme ve kararlılık terapisinde çok hoşuma giden taraftır. Sıfatlar konulur. Böyle işte hoşgörülü, evet, alçak gönüllü gibi böyle bir insanda olmasını istediğiniz sıfatlarla ilgili. Bence ebeveynlerin çocuk sahibi olmadan önce bile... Yani bu sıfatları önlerine koyup, hı-hı, çocuklarının bunlardan hangilerini, aynen, taşıması gerektiğini ya da taşımasını tercih edecekleri, gereklilik doğru bir kelime değil de tercih edeceklerini düşünmeleri lazım. Onları düşünürlerse ona yönelik bir şey yapabilirler. Bir diğeri, çünkü bunu yetiştirirken diyoruz ya aşırı kontrolculuk var. Hani Ahmet biraz, hı-hı, önce tabii biz biraz böyle sohbete dönünce o toparlıyor. Ama hani sonuçta aşırı kollayıcı bir aile, o da bu uçta. Diğer tarafta da işte çocuğu boncuk çocuk gibi yetiştiren, her istediğini veren, her istediğini vererek çocuğunu istediği noktaya getirebileceğini düşünen bir aile var. Yani ikisinin ortasını bulmak lazım. Çok şey verdiğinizde ebeveynler onun farkında değiller. Çocuklar onların her şeyine evet dediklerinde önce çok mutlular onunla. Aman işte çok uslu, benim sözümü dinliyor. Hani bazı hastalarımızda hep öyle oluyor ya. Evet. Ergenliğe, hı-hı, kadar çok iyiydi hocam. Hiç ses soluğu çıkmazdı. Yani bir kısım öyle cevap geliyor. Hiçbir şey yoktu. Evet yoktu çünkü senin her dediğine evet diyordu. Evet olmasa da evet diyordu. Evet. İçten kabul etmese de evet diyordu. Ama sonuçta ne oldu? Ergenlik dönemine girdiği zaman ebeveynler her zamanki gibi otorite olduğu için... Otoriteyi redle birlikte ebeveyni attı. Bu sefer başkalarının dediklerine evet demeye başlıyor. Yani yapmak istemediği halde, yanlış, evet, olduğunu bildiği halde arkadaşları ısrar ettiği için evet diyor. O zaman da yani karşımıza işte madde kullanan, hı-hı, çocukların ilk başlangıcı hep soruyoruz ya, neden başladın diye, evet, arkadaş. Hayır diyemeyen, evet, arkadaşlarına hayır, da hayır diyemeyen. Evet, çünkü bunlar hayır dememeyi öğreten ebeveyn var. Aileler çocuklarını ne yapmaları gerekiyor? Yani nasıl bir kavramları, hani o değerler dediğiniz işte, hani bir sorumluluk, hı-hı, vermiyoruz. O zaman ne yapması gerekiyor bu ailelerin? Çocukların maddeye biraz daha uzak dursunlar. Yani şimdi herhalde Ahmetciğim böyle hani çok birebir madde madde, hı-hı, söylemeden, hı-hı, önce yani benim için en önemli gördüğüm noktalardan bir tanesi insanların büyük bir çoğunluğu bu dünyada işte biraz narsizmle ilgili, hı-hı, biraz geldiğimiz kapitalist düzenle ilgili herkes haz için yaşamaya başlıyor. Evet. Halbuki haz için yaşamak
bebeklik de olur. Yani bu ondan sonra çocukluktan beraber işte 3-4 yaşından sonra biraz olgunlaşma dönemi başlar ve o zaman ikinci döneme girdiğimizde artık başka değerler devreye girer. Yani o dönemde işte emer bebek, haz almak için emer. İşte altını ıslattığında hemen temizlenmesi gerekir. Birincil ihtiyaçların karşılanması. Ama sonra haz odakları yer değiştirir. Ertelemeyi, geciktirmeyi, haz için çaba sarf etmeyi öğrenir. Bence burada sorun var. Evet. Çok katılıyorum hocam size. Zaten 7-8 yıldır da birlikte çalışıyoruz. Bizim en çok hastalarda çalıştığımız dürtü kontrolü, evet. Hazı erteleyebilme hemen. Becerisi. Hemen istiyorlar. Ama dikkat edin, ebeveynler de istiyor hemen. Doğru. Onlar öyle da hemen istiyor. Öyle de bugün yatırayım yarın çocuğumu. Aynen. Hani ben elma vereyim sen bana armut ver istiyor. Tabii. O erteleme becerisi gelişmiyor ve en çok da benim serviste karşılaştığım hastalardan hocam çok sıkıldım. Hiç unutmuyorum, bir hastam vardı geliyordu, hocam çok sıkıldım. O sıkıldım deyince ben şey diyordum, çok mu sıkılıyorsun? Evet diyordu, harika o zaman diyordum, tedavi güzel gidiyor. Anlam veremiyordu, gidiyordu. 5-6 kere oldu ve en sonunda bir gün sinirlendi. Ya hocam sıkılıyorum diyorum, siz de iyi gidiyorsunuz, gönderiyorsunuz beni dedi. Sonra konuşuruz dedim hani, sonra izine gitti. İzin dönüşü yaptığında dedi ki hocam dedi, niye öyle dediğinizi çok iyi anladım dedi. Ne oldu dedim, ben dedi gittim dedi işte Antalya'da yazlık bir yerde abimin dedi hediye eşya satan bir yeri var ve dedim işte bir saat çok yoğun oluyor, sonra 5 saat kimse gelmiyor, oturuyorsun. Ve ben normalde hayatta sıkılmaya gelemeyen bir insandım. Sıkıldığım anda bir şeyler yapmam lazım ve o anda aklıma o geldi. Yani evet çok sıkılıyorum. Güzel bu geçecek şey. Yani sıkılmayı öğrendim ben, o zaman anladım niye sizin de işte sıkılıyorsun, bu da bir tedavi. Ve sıkılıyorsan güzel gidiyor dediğinizi, sıkılmayı öğretmiyoruz biz çocuklara. Yani her şeyi hemen evet. biliyoruz, hemen her şeyi elinde tutuşturuyoruz. Aa, işte. Canın mı sıkıldı? Hemen. Al tablet, al telefon. Hatta sıkılmadan. Tabii. Ona da sıkılır. Bırakmıyoruz. Canı sıkılır. Sıkıcı gibi. Ortama götürmüyoruz ki sıkılmasın evet. diye. Şimdi öğretmenlerin şeyleri var diyorum ya, torun olduğu için ben de birkaç yeni şeyleri de böyle takip evet. etmeye çalışıyorum ondan dolayı. Öğretmenlerin en büyük şikayeti cumartesi pazar günü çocukları çok fazla eğlendiren ebeveynler. Yani bütün işte çocuk alanlarına götüren, alışveriş merkezlerine götüren cumartesi pazar çocukların hayatını inanılmaz bir lunapark haline getiriliyor. Ve ondan sonra pazartesi günü sabahleyin biz onları sınıfa sokmakta zorlanıyoruz diyor öğretmenler. Pazartesi günü çok doğrular. Ben kendi hani hep denir ya, kendi çocukluğumu hatırlıyorum. Tabii ki biz hani çok önceydi belki ama... Hatırlıyorum ben mesela çocukken canım sıkılıyor dediğimde annem iki şey söylerdi. Sıkı can iyidir, çabuk çıkmaz. Evet, evet, evet. Çok şey, bir de kızların canı sıkılmaz yoksa koca üstüne derler anlamına gelir gibi. Yani o zamanda ama şimdi şöyle bir şey var Ahmetciğim, yani sıkılmak şu anlamda iyi. Çocuğu bırak odada, yaratıcılığı artıyor. Aynen. Şimdi ben onu görüyorum. Mesela torunumdan görüyorum, bazen oynarken diyor ki babaanne ben diyor biraz yalnız oynamak istiyorum. Evet, yani şimdi şey, tamam diyorum, ben çıkıyorum odadan. Kendi kendine bebekleriyle oyun kuruyor. Çünkü oyun terapisi biliyorsunuz bizim çocuk terapisi, psikiyatrisindeki önemli şeylerden biri. Kendi kendine oyunlar kuruyor ve şey yapıyor. Ben çıkarken de diyorum, oyunu bitip de benimle oynamak istediğinde seslen bana. Sesleniyor öyle olduğu zaman. Yani çocuğun canını sıkılması yaratıcılığını arttırır aslında. Evet. Kendi bu kadar panik olmamak kurar. Lazım. Evet. Yani can sıkılabilir. Sıkılsın çok yani, şey olmaz. Ben de hatırlıyorum kendi çocukluğumda. Bizim pazar günleri böyle deli gibi oyun ya da şey dönemimiz değildi biz. Tabii çocukken ki. De. Okula hazırlıktı. Banyo günümüzdü. İşte ya da işte anne ütü yapardı falan. Doğru. Öyle geçen bir gündü pazar günü aslında. Ben de canım sıkıldığı zaman annem ne derdi bana diye düşünüyorum. Git kardeşim, ne öyle çocuğum derdi muhtemelen. Yani git sıkıntını kendi kendine kendi giderdi. Git ne şey. İstersen yap, ister kitap oku. Babam bana kitap oku derdi. Şey. Canım sıkılıyor derdim, kitap evet. oku derdi. Bir kitaplara bakardım. Bir üç sonra artık canım sıkılıyor demezdim çünkü kitap okumak kitap istemiyordum. Kitap oku diyecek şey. Ya canım sıkılıyor diyeceğim, babam diyecek ki kitap oku. Boş ver diyordum o zaman. Demek ki birinci şeylerden bir tanesi bu, ebeveynlerin bilmesi gerektiği şey yani. Bırakın çocuğunuzun canı sıkılsın. Yaratıcılığı artar, zekasını geliştirici şeyler. Kendi başlatır, oyun başlatır, bir evet. şey başlatır yani. Bunun için her şeyi yapabileceğimiz her şey onları mutlu etmek amaçlı olmamalı. Ama şimdi ebeveynle konuşuyorsunuz, hocam benim tek isteğim, tek derdim var, çocuğum mutlu olsun. Tamam yani biz de hepimiz çocuğumuz mutlu olsun diyoruz ama her an mutlu olmak mümkün değil. Hani hep terapilerde de onu kullanırız ya, mevsim gibidir bu da yani, mutluluk dediğinizde ne kadar sürer ki zaten. Yani evet. şu anda çok evet. mutluyum sizinle birlikte olduktan sonra ama çıktıktan sonra bir telefon gelip benim mutluluğumu bozabilir. Ya da çok mutsuz olabilirim, çok güzel bir haber alırım, çok keyifli olabilirim. Bu mevsim gibi bir şey.
Yani bir mutluluğu ömür boyu nasıl sürdürebileceksiniz? Ama ebeveynler böyle bir ütopyanın peşinde. Evet, bir dünya, mutlu olsun. Küçük bir dünya kuralım. Onun içerisinde evet. Hiç olumsuzluk girmesin, sıkıntı girmesin, mutsuzluk girmesin falan ama çok gerçekçi bir hayat olmuyor işte. Yani... Onun için de zaten çocuk ne yapıyor? Yani gittikçe çıta yükseliyor. Hı hı. Yani önce işte dediğiniz gibi bilgisayar oyunları, iPad'le keyif almaya başlıyor. Sonra o yetmiyor. Yani bağımlılığın işte tolerans gelişmesi evet. Bu. Yani evet. O haz ona yetmiyor. Sonra çıta artıyor, artıyor. Sonra hiçbir şey yapmadan haz almak için maddeye dönüyor. Yani hı hı. Hep ebeveynlere anlatmaya çalıştığım şey bu. Çok basit bir şey. Yani çok diyelim ki spor yaptın, sporun hazını alacaksın. Ama onun için bir saat koşman lazım. Evet. Öbür türlü bir şey aldın, yuttun. Ve çok daha yüksek bir dopamin aynen. Ve dopamin daha üstlerde. Sentezi. Ailenin herhalde şeyi yapmadığı kısmı. Neden içiyor? Hani neden işte tutmuyor kendisi? Neden bunu evet. Kullanıyor? Ya diyorum yani sen akşam yemeğinden sonra canın tatlı çekti. Ben bir tabak baklava ve sütlü tatlı koysam, bir tabak bisküvi koysam hangisi demek istersin diyorum. Hı-hı. Hocam baklava tabii diyor. Bir de Antep'ten geldiyse diyor şöyle Koçak'tan geldi işte güzel falan şeklinde. Diyorum işte çocuğunuz da bunu düşünüyor. Beyin bunu istiyor. Beyin diyor ki ne gidip spor yapacaksın, aktivite yapacaksın. Git direkt al maddeyi hemen hazı yaşa. Yani kısa sürede haz yaşamak istiyor. Evet bu bence en önemli nokta bu Ahmetciğim. Altını çizmek lazım. En kısa sürede en yüksek dopamin. Evet. Yani hem kısa sürede olacak hem de yükseltecek şeyle. Gene mesela tombaladan hep örnek veriyorum. Ben biz tombala oynardık çocukluğumuzda yılbaşı gecelerinde ya da şeylerde. Şimdiki çocuklar tombalayı sevmiyor. Ya, sabır gerektiriyor aynen, değil mi hocam? Aynen. Birinci çinko, ikinci çinko tabii, tombala evet. Bekleyeceksin. Düşünsene yani. Ve istemiyorlar. Onun yerini bilgisayarın başına geçiyor. Tombaladan alacağı hazı bir düğmeye basarak alıyor. Ve şimdi ebeveyn diyor ki kalk bakalım oyunun başından nereye? Derse. Düşün iki ucu düşün. Evet. Yani çok aynen. Keyif aldığı bir şeyden hiç sevmediği bir şeye geçecek. Yani bir ara da yok. Ebeveynde de bir ara yok. Yani değil bir ara da evet. Sağlamıyor. Ebeveynler de şunu hissediyorlar şu an. Böyle biz anlattığımız zaman belki hocam kafa karışıklığı oluyor. Hiç mi vermeyelim ya da hiç mi eğlendirmeyelim, hiç mi eline tablet, bilgisayar, cep telefonu vermeyelim gibi bir şey oluyor. Ama aslında hep vurgulamak istediğimiz şey hani sizin de şeyinizi, fikrinizi dinlemek isteriz. Denge olması gerekiyor. Yani hani biraz ondan, biraz ondan. Yani hayat dediğiniz şey aslında böyle bir şey. Yani gün aynen. İçerisinde çalışmak, emek vermek, çocuklar için de işte okula gitmek, sorumluluklarını yapmak, sonra biraz eğlenmek, dinlenmek, yani hayatın içerisindeki renkleri yaşamak lazım. Hani tek bir tarafa doğru gidildiği zaman ya da tek bir duyguya doğru gidildiği zaman orada belki problem çıkıyor. Çok katılıyorum Özlem'cim. Yani daha somut olarak biraz önce baklavadan bahsetti Ahmet mesela. Düşünün işte Antep baklavası ya da çok güzel bir döner düşünün. Yani sonuçta her gün yer misiniz bunu? Yemezsiniz ya da her gün tatlı yerseniz ya da sadece tatlı olursa tad olarak ekşisi acısı olmazsa o tatlının tatlı olduğunu da bilmeyiz. Yani belli tek olmaz. Bir tad olmaz. Mutlaka tatlar olacak ya da işte en kuzey Avrupa ülkeleri kutupları görüyoruz. 6 ay boyunca gece, 6 ay boyunca gündüz. Yani bir şeyleri yok. Uykuları birbirine karışıyor. Evet. En yüksek depresyonu orada görüyoruz. İntihar oranları çok yüksek. Alkol kullanımı çok yüksek. Yani ülkemiz bu anlamda çok şanslı bir coğrafyadayız. 4 mevsimi yaşıyoruz. Gecelerimiz, gündüzlerimiz. Aynı dediğin gibi yani bunu insanın biyolojisine ya da yaşamına koyduğumuzda da işte ebeveynlerin bu bakış açısı zaten problem yaratıyor. Yani azıcık üzülse ebeveyn dünyanın sonu gibi algılıyor. Aynı şey gibi düşünün. Beslerken çocuk daha bebekken işte doktor diyor ki 40 cc vereceksiniz. 37 cc'de kaldığı zaman 35'te eyvah çocuğum aç kaldı. Ya da bir öğün yemedi eyvah gelişimi durdu gibi. Yani bu anlamda bakıyor. Halbuki bir şey olmaz. Onun için diyoruz evet. Ya boncuk çocuk yapmayın. Biraz mükemmeliyetçi aileler. Evet. Yani her şey tam olmalı, mükemmel olmalı. Mükemmel ürünleri hiç üzülmemeli, hiç canı acımamalı, işte arkadaşları hiç ona kızmamalı gibi. Yani eskiden böyle değildi. Şimdi ebeveynler bütün gün okuldalar. Evet. Öğretmenlerin tepesindeler çok özür dileyerek söylüyorum. Yani öğretmenin otoritesini yok ediyorlar. Çocuklarının sürekli doğru ya da yanlış hep arkalarındalar. Hep böyle bir çocuklarının hakkı yenecekmiş, ezilecekmiş duygusu yaşıyorlar ve onun yerine onu korumaya çalışıyorlar. Şey, kar küreyici aile denir ya hocam. Hani bir kar vardır ve onun şeyi vardır. Karikatürü işte çocuk yürür, anne baba sürekli önündeki karı kürerler. Biraz öyle yetişiyor. Yani o yüzden ben şeyi söylerim. Çocuklara hayır
deyin. Yani hayır bilsin çocuk ve sınır koyun. Ve o hayırın hani anlamını da bilsin ki ileride kendi yetiştiğinde de hayır desin. O kadar da güzel biliyor ki Ahmet. Şimdi son bir hafta 10 gündür torunla bunu yapıyoruz. Tabii şimdi çocuklar gerçekten biraz folik asitlerden midir nedir bilmiyorum çok ama... Çok zekiler değil mi? İnanılmaz yani çok zekiler işte çok fazla uyaran alıyorlar inanılmaz. Duygusal zekaları çok evet şey yüksek. Şimdi bir de kızlar tabii biraz daha farklı erkeklerden şimdi ben bir erkek yetiştirmiş bir anne olarak kız torunum var. Şimdi onu görebiliyorum yani böyle dil becerileri çok iyi. 3-4 hamle öncesinden planlayabiliyor bir şeyi. Daha 4,5 yaşında 5 olacak bizim ona rağmen. Bizim erkeklerin sıkıntısı bu hocam zaten. Kesinlikle. Biz çok iyi anlıyorum. Yine geldi Ahmet abi. Çok iyi görüyorum Ahmet. Kesinlikle biz yani. Hocam, biz çok zavallıyız yani evet, bu konuda. O kadar güzel görüyorsun ki yani bir erkekle oynadığı zaman bizim kız torunu o kadar güzel görüyorsun. Öbürü ne söylenirse yapıyor. Bizimki 20 tane böyle planlar kurmuş şey yapmış ve birçok şeyle ilgili. Mesela bir şey isteyecek, bir şey yapacak. Onunla ilgili bir planı var, bir rasyonel anlatıyor bana. İşte bundan dolayı şey yapacağım. Onunla bir anlaşma yaptık biz. Dedim ki bana bir şeyi anlatman gerekmiyor. Eğer istemiyorsan istemiyorum diyeceksin. Hayır istemiyorum babaanne diyeceksin. Yapmayacağız bunlarla ilgili. Şimdi o kadar döndü ki silah bana inanamazsınız. Dün daha şeyde işte ben artık dedim gidiyorum öpebilir miyim seni? Hayır babaanne dedi. Şimdi cümle böyle. Öyle dedin ya dedi istemiyorsan hayır demelisin dedin ya dedi. Haklısın dedim tamam ben dedim o zaman yarın geldiğimde yarın öpebilirsin. Şimdi baktım o derhal aldı. Evet. Şimdi hemen bir şey istemediği zaman hayır diyor evdekilere. Ama öyle dediniz ya diyor istemediğin zaman hayır demelisin. Şimdi bize ters geliyor olabilir. Hı-hı. Yani bize aslında beni öpmediği için hayır demiş beni üzebilir. Hayır üzmüyor. Çünkü istemediği halde bana öptürseydi kendini yarın bir başkasına da yapardı bunu. Evet. İşte bu şöyle gidiyor hocam çok güzel aslında örnek verdiniz. Ben şöyle ona söyleyeyim anneler. Yani siz işte çocuk hayır dediğinde işte anne çok üzüldü, anne sana küstü. Ya da bazen ben şey derim ya çocuk yemeyeceğim diyor ya da giymeyeceğim diyor. Zorla ağzına kaşığı sokuyorsunuz işte yiyeceksin diye. Çocuk şey öğreniyor demek ki hayırın bir anlamı yok. Yani hayır dediğimde zaten bir anlamı yok. Karşı taraf üzülüyor, küsüyor, hı-hı, bana işte tavır takınıyor. Sevgiyi kaybediyorum kaygısını yaşayan çocuk ergenlikte de bu sefer arkadaşları madde teklif ettiğinde ya da istemediği bir şey teklif ettiğinde bir suç gibi bir şey hayır diyemiyor orada. Korkuyor arkadaşlarım işte atacaklar, beni işte küsecekler, konuşmayacaklar ve yetişkinliğe geldiğinde buraya geliyor. Şimdi biz klinikte hayır deme becerisi çalışıyoruz. Ondan sonra erteleme becerisi evet, çalışıyoruz, öfke kontrolü çalışıyoruz, işte ondan sonra sıkılmayı doğal ortamda doğru çalışıyoruz. Hı-hı. Yani bunları biz maalesef 30-35 yaşındaki artık yani hiç çalışılmayacak kişileri biz bunları başlıyoruz evet, çalışmaya zor. Ve bunları yani o yaşta çok gerçekten böyle bir yeti kazanmak aman şeyi zor de unutmayalım burada arkadaşlar yani şeyin başta söyleşinin başında Özlem'in vurguladığı şey bunları hastalarımızla çalışıyoruz ama bize en çok zorluğu ebeveynler yaratıyor ebeveynler, biliyorsunuz evet, yani. Çünkü kuralları yeniden koymamız gerekiyor ve bu yeni yaşam biçimine ebeveynleri hazırlamak bizim daha fazla zamanımızı alıyor. Ama biz bunu yapmak zorundayız. Ya çünkü gerçekten de belki de bunu en fazla yapan tek merkez biziz. Evet. Bu konuda özellikle söyleyebiliriz. Çünkü biz aynı zamanda çok fazla bu alanda araştırma yapan da bir ekibiz. İşte Üsbaomer, Üsküdar Üniversitesi'nin bağımlılık uygulama araştırma merkezimiz de dahil olmak üzere. Hepiniz ellerinize sağlık. Yani çok fazla bilimsel araştırmalar da yapıyorsunuz. Bütün bunlarla klinikle gözlemle elde ettiğimiz şey aile değişmezse hastayı evet, değiştirmemiz mümkün değil. Mutlaka evet, yani ben onun evinde değilim hocam biz ayrı yaşıyorum. Hayır hiç benim için önemi yok. Çünkü yardımı sen yapıyorsun maddi manevi hmm, olarak. Evet. Aileleri değiştirmek de gerçekten biz zorlanıyoruz. Biz ilk görüşmede söylüyoruz hocam. Siz değişmezseniz çocuğunuz değişmez. Bunu söylüyoruz. Şimdi hep böyle çocuktan bahsediyorsun. Bizim bir de şöyle bir hasta popülasyonumuz var. Yaş daha ileri. Ama çocuk. Çocuğu ve eşi getirmiş bu sefer. Yani hasta bu sefer onların çocuğu doğru olmuş. Yani yeni ebeveyn aslında edinmiş kendini. Hani ileri yaş hastaların da bazen çocuklarıyla ve eşiyle çalışıyoruz aslında. Yani onların çok tutum ve davranışlarını çalışıyoruz. Çok da co-dependent dediğimiz eş bağımlı. Yani aynen, çünkü çok ilginç bu. Ama psikoloji böyle bir şey. Sonuçta öyle bir eş seçiyor hı-hı ki
ona ebeveynlik yapacak bir eş seçiyor. Yani bakıldığında Lego gibi diyorum evet. ben ilişkileri. Gene o onun girintisini dolduracak bir birini buluyor. İşte ebeveynlik yapan Hı-hı. bir eş, bir anne gibi. Artık zaman sonra zaten hanımlığını kaybediyor. Anneymiş gibi davranmaya başlıyor. Çok evet. doğru. Yani orada onlarla da özellikle çalışıyoruz zaten baktığımızda ama... Ahmet'in söylediği bir tek noktanın altını çizmek istiyorum. O çok önemli bence. Bu erteleme ile ilgili, sıkıntı çekmekle ilgili. Hepimiz biliyorsunuz bizim kliniğimizin kuralları var. Yani evet. özellikle de bağımların büyük bir çoğunluğu sigara içiyorlar beraberinde. Ve her şeyde olduğu gibi kurallar var. Aileler en çok kurallara karşı çıkan onu. Ay hocam sigara kısıtlaması varsa yatmaz dünyada yatmaz. Telefon görüşmesi yoksa yatmaz. Cümleleri böyle ya bir dakika siz onun yerine karar vermeyin. Ben de hep onu söylüyorum. Yaşam zaten kurallardan ibaret. Hı-hı. Öyle değil mi? Ama işte biz şu anda gene Özlem'in söylediği noktada narsizmin yükseldiği bir yüzyılda yaşıyoruz. Yani her şey benim için, bütün dünya benim için var gibi evet. insanlar bakıyor. Ve böyle olduğunda kuralsızlık da geliyor. Yani mesela belki... Ben koyarım kuralı diyor. Evet, yani kuralsızlık kuralı benim kuralım. Benim kuralım. Yani şimdi belki konuyla çok bağlantılı değil ama mutlaka söylemek istiyorum, altını çizmek istiyorum. Evet. Üsküdar Belediye Başkanı çekirdek çıtlamayı, çekirdek yemeği onların deyimiyle çıtlamayı yasakladı. Satışı da yasakladı ve ceza koydu. Allah razı olsun. Çünkü kural yani illa birinin o kuralı koyması gerekiyor mu? Bizim zaten çekirdeği yediğimizde yere atmamamız gerekiyor. Ama çöpçüler benim için var diyor. Ben sordum. Hep soruyorum da çöp atanlara. Yani adamın bana söyle diyor yani bakıyorsunuz çok lüks bir arabada sigarasının izmaritini attı. Durdurdu hatta trafikte durduk. Bir şey düşürdünüz dedim. Hayır dedi düşürmedim attım. Aynen böyle hiç dedim atabilecek birine benzemiyordunuz. Hayır attım dedi çöpçüler dedi bu iş için varlar. Yani işte narsizm bu. Yani bizim sonuçta hasta grubumuzda da bu noktaya geliyor. Yani herkes benim için var. Herkes bana hizmet etmek zorunda ve benim hiç sıkıntı çekmemem lazım. Şöyle oluyor hocam, kata yatırırken, bir servisi alırken diyoruz ki bizim kurallarımız var. İşte belli bir puan sistemi var. Hasta bir şeyler yaptıkça işte evet. puan kazanıyor ve puanlarla birlikte telefon izni açılıyor, aile görüşme izni açılıyor filan şeklinde. Ve aile 3-4 hafta sonra işte taburcu olurken diyorum ki bakın sizin evde hiç kural dinlemeyen bir hasta, hepsine karşı gelen bir hastamız yukarıda 3 hafta boyunca o kadar iyiydi ki kurallara uydu, iletişimde bir sıkıntı yoktu. Hatta engellendiğinde durdurdu kendini, durdurabildi. Hatta dün bir hastama dedim ya bak öfkeni kontrol edebiliyorsun dedim ama Özlem Hoca'ya söz verdin dedi. Ya tamam sen kendine söz ver, ailene söz ver, dışarıda bunu yap dedim. Hani demek ki durdurabiliyorsun kendini. İşte aileye şu mesajı vermeye çalışıyorum. Ya bak siz de ev içerisinde belli bir kural, hani baştan konuştuk ya hocam aslında disiplin. Yani evet. Yani bizim en çok eksik bıraktığımız şey aile içerisindeki disiplin ve kuralların olmaması. Yani siz de eve disiplin uyguladığınızda kurallarınız olduğunu ve bu kurallar yalnız böyle hemen delinmeyecek. Yani kurallara açık ve net olacaksınız dediğimizde ve bunu uyguladığınızda hasta zaten uyabiliyor buna. Evet, biz başlatıyoruz, siz devam edin Aynen. diyoruz. Yani biz burada bir adım atıyoruz hani yatış ve tedavide. Sizin bunu devam ettirmeniz gerekiyor. Tabii biraz bu şeye geliyor aileler geldiği zaman şaşırıyorlar. Hani bizim onları bu kadar görüşmeye alıp haftada bir çağırıp işte ya da telefonla işte şunu şöyle yapmanız lazım ya da böyle davranmanız lazım ya da hastalık böyle bir şeydir bunları anlattığımız zaman aile şaşırıyor. Biz de onlara şunu diyoruz yani siz olmadan bu tedavi olmaz. Siz destek olmadan mümkün değil bir şey yapamayız. Tabii bazen şey beklentisiyle geliyor aile hani ben buradan vereyim. Şuradan güzel alayım yani istediğim gibi işte madde kullanmayan saygılı sakin falan kişiliği değişsin bir çocuk alayım diyor hani 21 gün ya da bir ay sonra. Tabii biz onlar gelir gelmez diyoruz ki mümkün değil öyle bir şey mümkün değil emek vereceğiz. Burada hep beraber emek vermeye başlayacağız çıkacağız siz aynı yoldan devam edeceksiniz. Aslında biz onlara çok daha kolay bir şey yapıyoruz bence hocam yani ne yapmaları gerektiğini ya da hastalığı çok net bir şekilde anlatıyoruz. Kendi çocuklarına özel hep beraber oturup bir plan hazırlıyoruz, yaşam planı hazırlıyoruz. Yani çünkü o kafa karışıklığını çok giderecek, çok somut, böyle basamak 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 aslında her şeyi her görüşmede veriyoruz ve sunuyoruz. Aslında hani ben hep ailelere onu söylüyorum. Aslında biz sizin hayatınızı çok kolaylaştırıyoruz. Yani bazen zorluyoruz belki hatta yani çünkü değişim lazım, sizin de değişiminiz lazım ama çok kolaylaştırıyoruz aslında. Siz çok karmaşıklaştırıyorsunuz. Yani bir şey söyleyeceğim çocuğuma, şöyle döneyim, işte öbür Aynen. kulağımı diğer taraftan tutayım falan değil.
Hayır diyoruz. Çok basit aslında. Böyle. İşte biraz önce söylediğim hayır diyebilmekle ilgili şey. Ebeveyn de bunu yapamıyor. O kadar korkuyor ki çocuktan. Aynen. İnanılır gibi değil yani. Hem bir bu kadar çok korkarken nasıl disiplin oluşturacak? Yani disiplin çok doğru ve disiplin öz disiplini getiriyor. Yani bizim istediğimiz şeyler bizim ülkemizdeki gene çalışmalardan hep gördüğümüz o biliyorsunuz. Dış kontrol odaklı yaşıyoruz biz. Yani birisinin bize ne yapıp yapmayacağımızı söylemesi gerekiyor ya da ceza kesmesi gerekiyor. EDS'yi görürsek duruyoruz, EDS'yi görmezsek geçiyoruz. Yani halbuki bizim içeriden yapmamız lazım bunu. Yani benim bunu yapmamam lazım, benim bunu atmamam lazım, benim bunu söylememem lazım gibi. Ama tabii şunu da göz ardı etmemek lazım. Aile de benim daha sosyal bilgiler dersi vardı bizim çocukluğumuzda. İlk şeyle başlardı. Aile toplumun en küçük birimidir. Yani tanım böyle başlıyor. Yeni işte çekirdek aileye geçilmiş. İşte bir anne, baba ve çocuklardan oluşuyor diye. Çok doğru. Ama bunu unutmamak gerekiyor ki biraz önce Özlem'in söylediğiyle birleştireceğim ben bunu. Narsizm toplumda yaygınlaşmaya başladı. Evet. Ve gittikçe çok fazla prim görmeye başladı. Bu olmaya başladıkça tabii ailenin yapısı da toplumla birlikte aile değişiyor. Aile değiştikçe toplum değişiyor. Yani onun için tekrar yeni baştan değerleri gözden geçirmemiz gerekiyor. Biz profesyonellere bence çok iş düşüyor bu konuyla ilgili. Yani kalabalıklaştıkça toplum çok kaotik bir duruma geldikçe doğru bilgiye ulaşmalarıyla ilgili de problem var. Yani özellikle sosyal medyada çok fazla bilgi var ama bir o kadar da bilgi kirliliği var arkadaşlar. Bir dönem şey vardı hocam, yani ben daha o zaman daha çocuk yaşlarımdaydım ya da ergenlik yaşlarımdaydım. Bir dönem şöyleydi, uzmanlar, ruh sağlığı uzmanları ya da işte bu işle uğraşan kişiler çok fazla şeyi öğütlerlerdi o zaman. İşte çocuklarınızın arkadaşı olun, çocuklarınızla ilgilenin. Tabii o dönem belki buna ihtiyaç vardı. Çünkü hani aileler içerisindeki iletişimi arttırmaya ihtiyaç vardı belki. İşte anne babanın çocukla ilgisini arttırmaya ihtiyaç vardı. Doğru, çünkü yeni başlamıştı anneler çalışmaya o dönemde. Bence biraz onun şeyi kaçtı. Ayarı kaçtı. Çünkü ben ailelere şey diyorum. Hocam biz arkadaş gibi olmaya çalıştık. Neden diyorum? Sizin arkadaşınız yok mu? Çocuğunuzun arkadaşı yok mu? Siz niye arkadaş olacaksınız? Bir tane anne babası var. Arkadaşı aynen. Çok. Yani aynen. Çok ciddi ihtiyaç var anne babana koyacaksın. Arkadaşın benim istemediğim bir şeyi yaptığında ya da bana karşı çıktığında keserim ilişkimi. Arkadaşımı dinlemem. Sen de karışıyorsun derim ama aynen. Bir otorite figürü öyle olmuyor. Hocam şimdi biraz böyle toparlayacağım ben yine. Tabii. Zamanımızı fazlaca geçtik. Şeyi konuştuk, yani bizim en çok bağımlı bireylerdeki aile modelleri nedir? Hani ailelerin yaşadığı ya da koyamadıkları problem nedir? Nasıl davranmaları gerekiyor? Biz bir servisteyiz. Serviste yaklaşık kaç kişilik bir ekibiz? Ekip şey çok olduğu için şu an sayamıyorum. Yani ortalama 7. Bunların içerisinde doktor, psikiyatrist olarak sürekli bir işbirliği içerisinde çalışıyoruz. Hasta geldiğinde işte gerekli kişilik testleri yapılıyor, bağımlılıkla ilgili tetkikler yapılıyor, tedavi planlaması yapılıyor, eğitimler veriliyor, doktor görüşmeleri, psikolog görüşmeleri yapılıyor. Ayrıca aileler de görüşmeye alınıyor. Bizim ailelerle biz haftada 1-2 defa mutlaka görüşmeler yapılıyor. Ücretsiz aile eğitimlerimiz oluyor. Oralara çağırıyoruz aileleri. Ve ailede bir tutum davranış değişikliğine gitmeye çalışıyoruz. En çok gelen soru şu. Hocam evde bir bağımlı hastam var benim. Madde kullanıyor. Ben bunu nasıl tedavi, ikna edebilirim, nasıl getirebilirim? En çok bu aşamada aileler zorlanıyor. Siz burada ne önerirsiniz ailelere? Evet, şimdi bence ki hep böyle sorularının içinde ailelerin biliyorsunuz cevapları da oluyor. Hep onu konuşuyoruz ya. Şimdi benim bağımlı bir hastam var. Şimdi bağımlı lafını lütfen kullanmasınlarla başlayalım. Bence. Çünkü bağımlısın dediğinde bütün bağımlılar bunu reddediyor biliyorsunuz. Yani ben hasta değilim, yardıma ihtiyacım yok cümlesiyle geliyor. Onun için burada zaten terminolojide de Amerikan Psikiyatri Birliği biliyorsunuz kullanım bozukluğuna değiştirdi bunu. Yani onun için benim de sen bağımlısın cümlesini söylediğiniz zaman karşınızdakine direnç gelişiyor. Bizim motivasyonel görüşme tekniklerinde de biz asla yani bizim derdimiz ben ne kadar akıllıyım, güçlüyüm işte seni alt ederim değil. İşbirliği yapmakla ilgili. Aile de bağımlısın demek yerine kullandığı maddeden dolayı zarar gördüğü cümlesini söylemesi lazım. Evet. Yani burada sigara da sağlığa zararlı, alkol de sağlığa zararlı, yasa dışı maddeler de sağlığa zararlı. Yani onu diyebilir işte kilo verdiğini, renginin solduğunu ne görüyorsa çocuğunda sorun olarak. Yani kullandığı maddeye bağlı olarak bu problemleri yaşadığını görüyorum. Sinirli olduğunu görebilir. Neyse
Yani o da hayır efendim ben kullanmıyorum. İlk cevap böyle geliyor biliyorsunuz. Ya da kullanıyorum ama bağımlı değilim. Ya da işte esrarsa ottur zararı yoktur. Sen biliyor musun hani öyle çıkıyor ya sen bilmiyorsun tabii onun hiçbir zararı yok cümleleriyle geliyor. Orada şu cümleyi söyleyebilirler. Oğlum yani ben haklı olmayabilirim. Hiç buna bir şeyim yok ama benim gözlemim bu. Senin söylediğinde bu. İstersen bir uzmana gidelim danışalım. Yani ben eğer fazla kaygılanıyorsam benim içim rahatlamış olur. Ama yok senin kullanımın ya da kullanım biçiminde bir risk varsa onu öğrenmiş oluruz gibi. Yani burada ben haklıyım senin tedaviye ihtiyacın varla bir noktaya gelinemez. Evet. Burada sen ya da ben eşler için de aynı biz şey var. Biz yan yanayız ve yanımıza bir uzman daha almamız lazım. Almalıyız yani birlikte yolculuk etmeliyiz biçiminde burada. Sen ben kısmına gelmemek gerekiyor. Eşiyse de aynı şeyi yapmak lazım. Yani sen haklıysan eğer ben bunu çok sorun ediyorum ve benim sorunumdan dolayı evlilikte problem yaratılıyor. Senin daha fazla alkol kullanmana yol açıyorsa genellikle öyle dedikleri için. O zaman yani gidelim bilene danışalım. Ya da sana işte bana bir zararı yok dersen gidelim karaciğerimize şeylerimize baktıralım gibi. Yani zararı görebilmek adına doktora getirmek gerekiyor. Bağımlılık lafını da bence kullanmamak lazım. Çünkü daha çok kullanım bozukluğu bizim kullandığımız ya da riskli kullanım diyoruz biliyorsunuz. Zararlı kullanım diyoruz. Yani o cümleyle getirmek lazım önemli kısmı. Bir tek Ahmetciğim bitiyor biliyorum ama bunu göz ardı etmeyelim. Mutlaka söyleyelim istiyorum. Bazen ebeveynler yani çocuklukla ilgili ya da ergenlikte ya hocam ne yapacaksa benim yanımda yapsın. İçki içecekse benim yanımda içsin cümlesi oluyor. Bu çok sakıncalı. Çünkü beyin öyle bir şey ki yeni bir şeyle tanıştığında ondan edindiği duyguyu hassa haz neyse kaydediyor. Yani siz 18 yaşından önce çocuğunuzu alkolle karşılaştırırsanız daha prefrontal korteks gelişmediği için fren sistemi beynimizin polisi o zaman o hazı beyne kaydediyor ve bunu tekrar etme durumu ortaya çıkıyor. Lütfen bu bir özgürlükçü ebeveyn modeli değil. Aynen hocam. Yani bunu çizmek istiyorum. Evet. Özgürlükçü, entelektüel, liberal neyse işte sosyal. Hayır bununla hiçbir ilgisi yok. Yani siz çocuğunuzun şunu kullanabiliriz ben öyle söylüyorum. Çocuğunuzun 18 yaşından önce o tür şeyler alerjisi var. Çocuğunun ben çileğe alerjisi var desem yedirir misin diyorum. Aynen. 18 yaşından önce bunu yapmayın lütfen. O beyni farklı bir haz alıcı maddeyle yan yana getirmeyin. Zaten birçok uyaran alıyor bununla ilgili. Ama diğerinde yani bağımlılık cümlesi. Çok biz bağımlılık kelimesini çok kullanmıyoruz biliyorsunuz. Kendi aramızda kullanıyoruz bunu ama öncelikle kullanım bozukluğu biçiminde yardım almak daha uygun bence. Her zaman telefonla ulaşabilirler bize. Yatış prosedürüyle ilgili nasıl yatar hasta ya da tedaviye gelmek istemeyen hasta için nasıl yardım alınır? Bunlarla ilgili her zaman kuruma ulaşıp birebir kişinin özelinde bilgi de alabilirler. Evet bir de şey de önemli bazen mesela ben hastayı görmeden en az 3-4 seans aileyle görüşüyorum. Evet. Yani ailenin hazır olması gerekiyor. Çok öyle mesela görüşmelerimiz oldu. Hatta hastayı hiç görmeye ihtiyacımız kalmadı. Çünkü aile kendi arasındaki o ikili mesajlar ortadan kalkıp işbirliği yapıp evde disiplini koydular. Ve kendiliğinden otomatikman düzeldi. Hatta bir ergen kızımız şey demişti. Ya ne oldu size böyle demiş onlara. Siz sürekli kedi köpek gibi birbirinizi yerken şimdi demiş şey devletlere döndünüz. Bir sürekli ergen birbirinin dediğini evetliyor. Ve aile yeniden toparlandı. Ben hiç görmedim ergeni. Aslında çok güzel hocam. Ben de ismi hatırladım. Birkaç aileye şöyle şöyle davranın dediğimizde aile davranmaya başlayınca hasta kendiliğinden hocam ben tedaviye geldim diyor. Yani bazen hasta şöyle söylüyor. Siz benim anne babama ne yaptınız? Başka birisi gelmiş onların yerine. Tabi bazen hastanın hoşuna gitmeyebiliyor çünkü. Çok doğru. Hani bir değişim var. Ama sonrasında uzun vadede aslında ne kadar iyi gittiğini gördüğü zaman o da bizle beraber o işbirliğini sürdürüyor. Onun için yani ebeveynlere buradan vereceğimiz bir mesaj da bu olabilir. İlla öncelikli olarak hastalarının gelmesi zorunlu değil. Yani illa hastamı nasıl getireyim, hastamı nasıl getireyim diye çaba sarf etmesinler. Ben ne yapabilirim? Onlar önce kendim için ne yapabilirim gibi. Aynı şey gibi uçağa bindiğiniz zaman anons ne diyor? Önce kendi maskenizi takın,
Sonra yanınızdakinin aynen maskesini takın. Ben ebeveynlere öyle diyorum. Önce sizin maskenizi takmamız gerekiyor. Belki birkaç seans sizin maskenizle ve uğraşacağız. Çok yıpranmış ve çok tükenmiş oluyorlar. Evet. Yani onun için size yani biraz oksijen öyle verelim. Sizi biraz toparlayalım. Ondan sonra emin olun siz yanınızdakine yardımcı olabilme şansınız daha fazla olacak diye. Evet. Onun için buradan ailelere o mesajı verelim bence de. Evet hocam, yani kendileri nefeslerini düzenlemezler, kendi sorunlarını çözmezlerse bir başkasına yardımcı olmaları mümkün değil. Önce birlikte çalışabiliriz, acele etmemek lazım. Ondan sonra da yardım gerekiyorsa da çocuklarıyla ya da eşleriyle, yakınlarıyla da çalışmak gerekir. Peki hocam, çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ediyorum. Davetimizi kırmadınız, geldiniz. Sizinle çok uzun uzun konuşabiliriz. Aslında evet, çok uzun konuşulacak konu var, çok şey var konu içerisinde. Başka bir programda, şimdiden sözünü alalım. Tabii evet, tabii. Yani ben de çok keyif aldım gerçekten sizlerle birlikte olmaktan. Dediğim gibi çok iyi bir ekipsiniz zaten. Her zaman çok gurur duyuyorum. Yani ben ancak haftada bir gün İstanbul'da çok olabiliyorum bu anlamda. Ama hiç gözüm arkada değil. Tabii canım, siz hani varsınız evet, ekibin. Siz olduğunuz için. Yani sonuçta çok çok iyisiniz. Hani çok güzel bir deyim var ya, boynuz kulağa geçti diye. Sizler hepiniz hocam bireysel olarak benden çok daha iyisiniz. Çok daha da iyi noktalara geleceğinizden eminim. Onun için kutluyorum sizi programınızla da ilgili. Başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.